Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Aralık 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 2022'yi artık tamamlıyoruz. Yılın son ayındayız. Biraz zor bir yıldı. Evet, Satürn burcunuzda ilerliyor ve tutulmalar, işte bir yandan Uranüs etkisi derken biraz zor, mücadeleci bir yılı geçirmiş olabilirsiniz gerçekten, ama olgunlaştınız, sorumluluklarınız arttı. Hayatınızda yeni, kalıcı, uzun vadeli yapılar kuruyorsunuz veya kurmaya hala uğraşıyorsunuz. Bakalım 2022'nin son ayında, Aralık'ta bize neler bekliyor? Konu başlıklarımız neler? İkizler Burcu'nda Dolunay'ımız var bu ay. Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak. Mars Retrosu devam ediyor. Jüpiter Koç Burcu'na geçecek ve ayın sonunda Merkür gerilemeye başlıyor. Şimdi detaylara bakalım. 22 Aralık'a kadar Güneş Oğlak Yay Burcu'nda olacak ve 8 Aralık'ta 15 derece ikizler burcunda dolunay meydana geliyor. Bu dolunay Mars'la birleşiyor. Hızlı olduğu kadar sert ve huzursuz edici bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Mars yılın bu döneminde dünyaya çok yaklaşmış pozisyonda, güneşin karşısında retro, üstelik dolunayda tam da ayla birleşiyor. Ve bu dolunay 8 Kasım'da meydana gelen Boğa burcundaki ay tutulmasının da tetiklendiği bir dönem. Kişisel ve toplumsal alanlarda hızlı olduğu kadar kontrolü zor bir durumda olabiliriz. Çünkü Mars gerçekten deklinasyon dışında oldukça kontrolsüz bir pozisyonda. İkizler hava elementi olduğu için size çok sert bir açıda değil. Yani bu anlamda hani çok zorlandığınız bir pozisyon değil. Değişken burçlar daha fazla zorlanıyor, ama tabii ki kişisel haritalar önemli burada. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda, ikizler, yay, balık ya da başak burçlarında gezegenleriniz var mı? Varsa, 15 derece ve yakınlarındaysa Mars tarafından bu etki alacağı için bu bahsettiğim tesirler biraz zorlayıcı olabilir. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var. 5. evinizde olacak bir dolunay çocuklarla ilgili hızlı gelişmeni ortaya çıkarabilir. Hani beklenmedik bir hamilelik gibi. Ve yani var olan çocuklarınız ve onların eğitimleri, onların sağlıkları, yani günlük hayatınız, buralarda bazı hızlı gündemler getirebilir size. Seyahatler olabilir. Evet, Mars gerilemesi biraz seyahatler konusunda huzursuzluklar, hani böyle sorunlar yaratabilir. Özellikle kullandığınız araç gereçlere, arabanıza, motorlu araçlara dikkat edin. Burada arızalar falan çok karşımıza çıkabilir. Bu da tabii ki planlarımızı etkileyebilir. Nostaljik etkiler de getirebilir. Hani karmik karşılaşmalar, eski aşklar, eski arkadaşlar falan. Hani böyle hızlı gündemler olabilir aşk hayatınızda. Biraz kafa karıştırıcı olabilir, ama gerçekten hani ilginç gelişmeler de karşınıza çıkarabilir. Daha önce gittiğiniz bazı yerlere tekrar gidebilirsiniz. Seyahatleriniz olabilir. Bazı hobilerinize hani dönebilirsiniz, işte eğitimler alabilirsiniz falan. Kendinizi geliştirmek için, aslında enerjinizi bu yönde kullanmak için iyi bir dönem. Boş bırakmamak lazım bu enerjiyi. Daha önce başladığınız bazı işlerin sonuçları da gelebilir. Hani bu tarz hızlı gündemleriniz de olabilir dolunay ve takip eden günlerde. Özellikle dolunayın yakınlarında bu konulara biraz dikkat etmek gerekiyor sevgili kovalar. Ve 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna geçecek. Jüpiter 2022'de Mayıs'ta Koç burcuna geçmişti. Ancak gerilediği için daha sonra balığa döndü. Şimdi 20 Aralık'tan itibaren tekrar Koç burcunda ve artık gerilemeyeceği için hızlı bir şekilde 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda ilerleyecek. 3. evinizde olacak. Jüpiter'in olduğu yerde ilerleme fırsatları, gelişme fırsatları bulabiliriz. 3. evinizde aslında sizin düşünceleriniz, zihinsel anlamda aktivitelerle ilgili. Yani Jüpiter burada ufkunuzu geliştirecektir, size yeni bilgiler öğretecektir. Yeni bilgiler öğrenmek için daha fazla okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bir şeyleri yazmak, üretmek için iyi bir dönem. Dil eğitimleri, özellikle yabancı kültürlerle ilgili eğitimler için iyi bir dönem. Daha fazla seyahat edebilirsiniz ve tabii ki ticari aktiviteler ve yabancılarla ilgili her türlü iletişim ve ticari aktivite de sizi 16 Mayıs'a kadar daha fazla destekleyebilir. İşte kardeşlerle ilgili gelişmeler olabilir. Kardeşlerinizin hayatında bazı olumlu gelişmeler olabilir. İşte kardeşlerinizin eğitimi, kariyeri, ailesi gibi konular. Hani buralarda
gelişme ve büyüme fırsatları, şanslı etkiler, mutluluk verici etkilerle de karşılaşabilirsiniz. 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Kış gün dönümü ve hemen ardından 23 Aralık'ta Oğlak Burcu'nun bir derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay sırasında Venüs, Merkür, onlar da Oğlak Burcu'nda bir Oğlak Stelyumu var 12. evinizde. Yeni ay ile beraber şöyle bir içe dönme, biraz dinlenme fırsatları karşınıza çıkabilir. Belki yılbaşı için bir tatil de organize edebilirsiniz. Biraz hazırlık dönemi. Aslında Oğlak disiplin demek, düzen demek, iş demek. Hani işle ilgili planlarınız var, hazırlıklarınız var. Genel sağlığınızı iyileştirmek için check-up gibi sağlık kontrolleriniz olabilir. Bir diyete başlayabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Ya da işinizde, işinizin verimini, işinizin belki konforunu arttırmak için çalışma ortamlarınızı düzenleştirebilir, şöyle bir yenileyebilirsiniz. Bunlarla ilgili yenilikler var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda bir derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim yeni ay tesirleri sizin için tabii ki daha etkili olacaktır, daha belirleyici olacaktır. Yeni ay etkileri 8 Ocak'a kadar olan dönemde de devam edecek. Ve 29 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Evet, Mars geriliyor, bir de Merkür gerilemesi başlıyor. Artık biraz daha günlük hayatın yavaşladığını hissedebilirsin. Zaman da yavaşlamış gibi akacaktır. Akmayacaktır belki, ya da hep böyle bir şeylerin ertelendiği bir süreç. Karışık etkiler var aslında. Yani bu etkilerle de yeni yıla gireceğiz. O yüzden tavsiyem, şartları fazla zorlamamak adına. Merkür zaten hani iletişim sorunları yaratabilir. İşte bir şeyleri düşünürsünüz, planlarsınız da hani onlar bir türlü olmayabilir. Randevular gecikebilir, ertelenebilir. İşte seyahat planlarınızda bazı karışıklıklar olabilir gibi. Aslında her gezegenin bizim için olumlu tarafları olabilir. Retroların da böyle. Yani retro gezegenler aslında çok da ileri gitme, acele etme, biraz dur, yavaşla. İşte bak, kontrol et, geçmişe bak anlamına geliyor. Hani burada dinlenmek, kendimizle ilgilenmek. İşte sağlığımızda gözden kaçırdığımız bir şeyler varsa onları fark edebiliriz. İşte ertelediğimiz bazı tedavilerimiz var, belki onlara bakabiliriz. İşte özellikle bilinçaltı çalışmaları, terapiler, şifa arayışları için iyi bir dönem. Check-up yaptırabiliriz. İşte bazı iş projeleriniz ya da öğrenciyseniz eğitimle ilgili eksikleri tamamlamak için kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Çok yorulduysanız bir güç toplayabilirsiniz, dinlenebilirsiniz, bir tatile çıkabilirsiniz. Ocak ayı ortalarından itibaren zaten 12'sinde Mars, 18'inde Merkür düzelmeye başlayacak artık. Şu anda hani hazırladığımız, kurguladığımız her ne varsa bunları yavaş yavaş daha rahat ilerleteceğiz, daha rahat hayata geçireceğiz. O yüzden çok acele edip kendimizi yıpratmaya gerek yok. Biraz belki şartlara uyum gösterip içinde bulunduğumuz ana odaklanmakta fayda var sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.